Sayın Bakanım, izninizle bir tekrar futbola dönmek isterim. Birincisi, az önce yayıncı kuruluşun kulüplere ödeme yapacağını söylemiştiniz. Orada böyle bir belli bir tutar miktar var mı? İkinci sorum ise, bu sene Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ama bu önemli müsabakanın seyircisiz oynayacak olması sebebiyle UEFA nezdinde bir çalışma yürütüldü. UEFA'da gelecek sene seyircili olarak İstanbul'da oynanmasına karar verdi. Nasıl bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız? Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Burası hazır mı? Nasıl bir organizasyon bizi bekliyor? Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. O federasyon aracılığı da kulüplere dağıtılacak. Onu öncelikli sorunuz olarak olmasa sebebiyle ifade edeyim. Haftaya da bir ödeme. Haftaya da periyodik olarak onlar lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Tabii Şampiyonlar Ligi finali malum bu yıl olacaktı. Evet. İstanbul bu anlamda zaten sembol şehir. İstanbul'umuz bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren İstanbul'a kazandırdıkları, İstanbul'u adeta ilmek ilmek işlemesi, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlar spor anlamında. Onları hız kesmeden devam ediyoruz ilçe ilçe. Belde belde mükemmel yatırımlarımız var. Tabii Olimpiyat Stadı bu manada önemli bir sembol. Onun da tabii gerekli çalışmalar vardı. Federasyonumuz onları gerçekleştirdi. Gerek teknik sistemi, LED sistemler, gerek localar, gerek zemindeki durumun farklı bir şekilde düzenlenmesi, UEFA'nın güncel kriterlerine göre hummalı bir çalışmayı gerçekleştirdi federasyonumuz. Yaklaşık 4 aylık bir zaman diliminde tamamladılar, sağ olsunlar. Bu yıl 29 Mayıs ayında eğer Şampiyonlar Ligi oynansaydı, her şey final normal gitseydi oynanacaktı, ev sahibi yapacaktık. Nasıl geçen sene Süper Kupa finaline Vodafone Park'ta en güzel şekliyle yaptığımız gibi bu sene de yapacaktık. Burada şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani bu işin yine Türkiye'de oynanması elbette gündemdeydi. Ama federasyonla olan İletişimimizde Türkiye'de oynanması, seyirciyle oynanması açıkçası turizmcilerimizin de bu anlamda çok ciddi talepleri oldu. Türkiye sadece stat'tan ibaret değil. İstanbul'umuzun kültürel mirası, tarihi mirası, spor severleri açısından çok önemli diye düşündüğümüz için önümüzdeki yılda Türkiye'de inşallah seyircili bir şekilde biliyorsunuz 70 bin kapasiteye çıktı. Olimpiyat stadının seyirci kapasitesi. İnşallah dolu dolu şölen olarak inşallah o maçı Türkiye'de oynanacağını inanıyoruz en güzel şekilde. Her zaman olduğu gibi. Dedim ya, spor turizminde çok iddialıyız hakikaten. Tüm altyapımız, salonlarımız, statlarımız bu anlamda dört dörtlük. Kimse aksini iddia edemez. O yüzden sadece İstanbul'da değil, Anadolu'muzun farklı vilayetlerinde, pek çok uluslararası organizasyonunda en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Konya'da yapılacak İslam oyunlarına yönelik çok güzel çalışmalarımız var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini tüm halkımız o anlamda aldı. Spora dair, sporcuya dair yatırımımız, çalışmamız elbette devam edecek. Ve 29 Mayıs olacak zannediyorum Şampiyonlar Ligi finali. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde inşallah güzel bir müsabakayı spor severler İstanbul'da, dünyanın göz bebeği şehrimizde izleyecekler.